Değerli Genel Başkanım, değerli Hazurun, sizleri selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Muharrem Bayraktar İlesam ödülünden sonra ikinci bir ödül daha alacak Fenerbahçe Kulübü'nden. Çünkü beni işaret etti. Hocam anlar futboldan filan diye. Boş geçmeyelim bari kulüp olarak. Bir ama Bursa Spor Kulübü'ne getiriliyor. Ama bir başarısı var, ondan dolayı Bursa Sporlu oyuncularla kucaklaşacak, tebrikleşecek, tanıştırılacak filan. Programları biliyorsunuz. İşte Türk oyuncularla kucaklaşıyorlar filan, en son Battala'yla sarmaş dolaş oluyor. Sen Türk değilsin diyor Battala'ya. Allah Allah. Nereden anladın? Gülüşünden anladım. Türk'ün gülüşü bile başka. Değerli Zeki Garacıoğlu bir fıkra anlattı. Ben onun gerçeğini yaşadım. Dedi ki caminin yanında meyhane varmış. Belediye başkanına bir çare bul. Camiyi yıkalım demiş. 70'li yıllarda içinizde benim şu andaki sizlerle kucaklaşmamın mutluluğunu arttıran çok değerli bir dostum var. 50 yıllık dostum Sayın Mehmet Gazioğlu, eski İçişleri Bakanı, Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşım. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bir başka mutluluk da burada Vefa Lisesi'nden mezun arkadaşım. 65 doğumlusunuz. Ben 62'de bitirdim Vefa Lisesi'ni. Vefa'dan bizim dostlarımızı keşke getirseydim. Burası bir Hababam sınıfı olurdu. O sınıf arkadaşlarımı söyleyeyim. Şener Şen, Müjdat Gezen, Kemal Sunal, Uğur Dündar. Evet, aynı camiada idik. Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'a. Diğer geçmişlerimize de tabii. Şimdi burada güzel bir musiki eşliğinde çok güzel bir şiir dinledim Fatma kardeş kızımızdan. Harika bir şey. Nefis bir tablo. Müzik güzel. Ama bu iktidar müzikle de oynamaya başladı. Müzikteki sesin özgürlüğünü bile kıstı. İşte biliyorsunuz bazı topluluklar, müzik toplulukları üyeleri hapse mahkum edildi. İçinde eski rapçiler de var. Eski rapçiler de var. 2 senedir yatan adamlar da var. Şimdi her şeyi böldüler mi? El cevap böldüler. Politika bu. Sanatçılar bölündü. Diğer gruplar bölündü. Müziğe geldi sıra. Arabeskin biliyorsunuz kemikleşmiş bir dinleyici kitlesi vardır Türkiye'de. Bir de rapçiler var. Şimdi maalesef İmralı'da Tayyip Erdoğan'la Cellatbaşı Abdullah Öcalan asrın dansını yapıyorlar. Eşlik eden müzik de arabesk rap. Ya böyle bir müzik türü var mı diyeceksiniz. Arabeski anladık, rapi de anladık. Çünkü rapçilerden muhalif olanlar vardı. Seslerini kıstılar. Arabeskte acılı arabesk ara sıra bir kafasını kaldırıyor. Nedir bu çektiğimiz filan diye. Onların da sesini kıstılar. Olmadı. Ya bunları biz birbirine düşürelim de bari daha fazla yol alalım kabilinden yeni bir tür kazandı musiki alanında. Onun adı da arabesk rap. Bunu da söyleyeyim size. 1600 küsur TÜYÜK'te videoları yayınlandı. Enteresan bir şeydir. Müzikçiler de birbirine düştü. Bursa tekstil sanayinin kalbi mi? El cevap öyle. Güzel. ANAP'ta bu tekstile, konfeksiyona filan özendi. Bir elbise yaptı, markasında vurdu. Açılım elbisesi. Arkadaş kimseye uymuyor bu. Kürt kardeşlerimize verdiler. Dar geldi, çıktılar, attılar üstlerinden. Sanatçılara giydirdiler, sanatçıların üzerinden düştü.
En sonunda Ümit Besen'e verdiler. Ümit Besen de şikayetim var dedi. Eskiciye verdi. Ve de dedi ki eskici bir daha kapımı çalma. Evet. Bu şekilde biraz hafiflettikten sonra, tansiyonu biraz düşürmeye çalıştıktan sonra bitirmeye çalışıyorum. Karar perdesine geliyoruz. Şimdi arkadaşlarım söylediler. Tabii ki suçtur bu ama işi somutlaştıralım bir hukukçu olarak. Bakın Türk Ceza Kanunu 301. madde ne söylüyor? Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama. Başbakanın söylediklerini şöyle bir hesaplayın. Buna girer mi? Girer. Türk Ceza Kanunu'na göre. Geliyoruz yasaların anasına, anayasaya bakıyoruz. Ona bakarsanız ananı al da git diyecek de. Neyse biz 3. maddeye bakalım namusumuzla. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. 2. maddesinde Atatürk ilkeleri, milliyetçiliği, başlangıçta aynı şekilde bunlar yazılı. Bütün bunlara rağmen bu anayasaya göre başbakan olmadı mı bu zat? Bu anayasaya göre oldu. Ama şimdi elinin tersiyle itiyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Son cümlemiz şu olsun ki. Ey başbakan! Bu bayrağımıza rengini veren Okan, sen Türklüğü aşağılayasın diye akıtılmadı hiçbir zaman. Ve o derin anayasamı, bölücü anayasamı, ben buna Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasa hukuku tarihi açısından, değerli hocalarım burada lütfen bağışlasınlar. Senedi ittifak diye bir olay vardı. Senedi ittifakın bir tarafında padişah sultan, bir tarafında ayan meclisi vardı. 1802 tarihinde imzalanan 7 Ekim bu senedi ittifak. Şimdi İmralı'da imzalanacak olan yol haritasının sonunda karşımıza çıkacak bu anayasa. Derin anayasa diyebilirsiniz. Bölünmüş anayasa diyebilirsiniz. Ben buna ne diyorum biliyor musunuz? Senedi nifak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.